Şimdi şu orayı bırak, gel şurayı al ya. ...18 sene önce Kartallar Kıraathanesi'ne gelip bize bir dönem söz hakkı verin, Kayseri'de bir tane gecekondu kalmayacak diyen AK Partililer 18 seneden beri ben halen gecekonduda oturuyorum. Sizin hangi sözünüze inanayım? 30 seneden beridir bu mahalledeyim. İlk defa herhangi bir partinin veyahut da bir gazetecinin gelip de bu mahallede bizim derdimize dinlemesine tanık oldum. Böcekten, yılandan, akrepten, kipriden bıktık artık. Yılanların, böceklerin sebebi belediye. Böyle köstebek yuvası haline getirirsen, birini alıp birini yıkarsan sonuç ortada. Lağım fareleriyle iç içe yaşıyor. Eğer şu gördüğünüz çocukların hepsinin oynadığı ortamda kendi çocukları bir gün oynarsa hiçbir şey demiyorum. Biz burada Kayseri'nin en yakın Gecekondu mahallesinde güzel yaşamak istiyoruz. Bu gecekondudan kurtulmak istiyoruz. İş yapamıyoruz. Her tarafımız yıkıldı. Evlerimiz aralıklı kaldı. Eğer ki bir proje çizilmişse uygulansın. Uygulanmıyorsa da gelip bunu bize bir şekilde izah etsinler. Çünkü bir ev alıp ötekisini almamalarının gayesini anlamış değiliz. Hepimizin evleri harabe gibi. Yapılmasına, tekrardan tadilat yapılmasına da müsaade edilmiyor. Belediyeye de gittiğimiz zaman saçma sapan ne bileyim şeylerle bizleri oyalıyorlar. O yüzden çözüm istiyoruz. Kaç yıl oldu dedin Erzurum'dan geldin? 30 yıl. Geldin, sevdin mi Kayseri'yi? Sevdim. Ben Kayseri'ye geldim. Geldim Ecevit'in son şeyinde. Geldim bir daha geri geldim. Geri geldik. Ama şimdi yaşadığın yerlere ne diyorsun? Yaşadığım yerden memnun değilim. Erzurum'da olsan bundan iyi yerde mi yaşardın? Erzurum'da olaydım bundan iyi yaşardım. O kadar ya. İyi yerim değil. Vallahi şimdi affedersin el avaz, oradaki hiç ne ev var ne bir şey var. Kimse yok. Burayı şehre biliyorum 5 dakika yürüyüş mesafesinde. İşte ona verdiği sözü tutmadılar değil mi? Yok. Evet. Bak şuralar hep evdi hani. Evet. Hep yıktılar. Evet, değerli Kayseriler, bugün Adalet Kalkınma Partisi'nin %85'e yakın oy aldığı Battal Gazi Mahallesi'nden sesleniyoruz. Değerli belediye başkanları, seçimler içerisinde defalarca geldiğiniz Kayseri merkezine yürüme mesafesi 5 dakika olan bir mahallemizdeyiz. Bu mahallenin görsellerini birazdan sizlere anlatacağız, göstereceğiz. Mahalleli hemşerilerimiz temizlik vergisi ödüyor, emlak vergisi ödüyor. Bu mahalle içerisinde bir planlama yapılmış, A3'ten bahsediliyor, belki kentsel dönüşümden bahsediliyor. Fakat kimi ifadeleri aktarıyorum? Adam olan belediyeye gitmiş, işini halletmiş deniliyor. Kimisi diyor ki vallahi onun torpili vardı, bu işi halletti. Ben bunlara inanmak istemiyorum. Değerli belediye başkanları, hepinize ifade ediyorum. Melikgazi Belediye Başkanım, özellikle size sesleniyorum. Ben bu tür torpillere itibar eden bir adam değilim. Partim adına da bunu üstlenmiyorum. Biliyorum ki burada bir planlama yapıyorsunuz. Bir plan tadilatı yapıyorsunuz. Ortaya bir plan koyuyorsunuz ama bugün Battal Gazi Mahallesi'ndeki hemşerilerimiz bunların hiçbirinden bir haber. Bakın CİMER'e yazmışlar. Demişler ki biz mahallemizde kim arkadaşlar gitti bir takım haklarını belediyeye verdi. Yerine bir yerlerden daire aldı. Bazı arkadaşlar da buna istinaden belediyeye şifayen müracaat etmişler. Bakmış, dinlemiş, göndermişler. Sonuçta CİMER'e yazmış mahalleli halkımız. CİMER doğal olarak valiliğe sormuş, valilik de belediyemize sormuş. Belediye de demiş ki mahalle halkından bize resmi bir müracaat yok demiş. Ya mahalle halkının size resmi müracaat etmesine gerek var mı? Görmüyor musunuz? Seçimlerde gelmiyor musunuz bu mahalleye? Görmediniz mi bu virane ortamı? Bakın bu dairelere, şehrin göbeğinde. Ya Allah rızası için gelin bu mahallenin derdini dinleyin sayın belediye başkanları. Eğer burada bir planlama yapacaksanız, kentsel dönüşüm yapacaksanız İYİ Parti olarak biz size destek vereceğiz. Eğer şu pandemi döneminde şu ortamı ben gördükten sonra bu feryadım, bu sesim biraz yüksek çıkıyorsa bir sebebi var. Hepiniz evinizde maskeyle,
sokakta maskeyle hijyenik bir ortamda yaşarken bu mahalleli halkımızın %85 oyunu hem alıyorsunuz hem de bu mahalleyi bu virane ortamda bırakıyorsunuz. Burada acilen bir plan ortaya koymanız, koyduysanız açıklamanız, gelip mahalle sakinlerimizi anlatmanız ve bunu da hayata geçirmeniz gerekli. Bunu bu seçim öncesinde ifade ettiniz. Bir sonraki seçime kadar bu mahallede ben bu genç çocuklara söz veriyorum. Sizlerin adına söz veriyorum. Bu mahallede futbol sahası, parklar olacak. Oyun salonları olacak. Bu çocuklar orada oynayacak. Bak 30 yıl önce gelmiş bir Erzurum'dan teyze. Geldim bu şehre diyor. Gittim. Tekrar geldim bu Kayseri'ye. Geldim ama diyor 30 yıl geldiğim bu şehirde Erzurum'da olsaydım daha iyi ortamda yaşardım diyor. Sayın belediye başkanları, bu bizim Kayseri'mize yakışan bir görüntü değil. Bizim feryadımız bugün burayı dinledikten sonra böyle. Sizlere olan saygımız, sevgimiz, yapacağınız projelerde katkımız mutlaka olacaktır. Ama bu vatandaşımızın sesini geldik bugün burada dinledik. Sizle de buradan ifade ediyoruz. Şu anda Büyükşehir Belediye Meclis Üyemiz, Grup Başkan Vekilimiz Kazım Yücel Beyefendi ile beraber Battalgazi'de bulunuyoruz. Battalgazi'de işin teknik bölümünü, mimari bölümünü Kazım Yücel Başkanım zaten açıkladı. Benim burada dikkatimi çeken esas en önemli sorun bu kadar şehir merkezindeki olan yakın olan bir yerdeki görsellik. Burada yanımızda pırıl pırıl çocuklar var ve bilgili kültürlü insanlar var. Bu insanların bu şekilde yaşamaya bir haklarının olduğunu düşünmüyorum. Daha belki dönemdeki başlatılan çalışmanın şu anda aynı Küçük Ali gibi ambardaki kentsel dönüşüm nasıl yapılıyorsa burada da yapılıp bu insanların mağduriyetinin bir an evvel giderilmesi için biz de belediyeye elimizden ne geliyorsa katkı sağlamaya hazırız.